Çok güzel. Evet kıymetli hocalarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu akşamki dersimizde 120 tane güncel bilgiler çözeceğiz. Hadi bismillah diyoruz, başlıyoruz. Evet, ilk sorumuz. Hamlet, Romeo, Juliet, Romeo ve Juliet, Kral Lear gibi oyunların yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, cevabımız ne olacak arkadaşlar? William Shakespeare olacak. ÖSYM edebiyat sorusu sormayı çok seviyor arkadaşlar. Edebiyat bir tane soru bekliyoruz. İkinci sorumuza geçtik. 1986 yılında Çernobil nükleer faciasının yaşandığı ülke aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar, cevaplarınız da geliyor. Çernobil nükleer faciasının yaşandığı ülke arkadaşlar Ukrayna'dır. Bununla ilgili ÖSYM'nin geçmiş yıllarda iki tane soru sormuşluğu var. Tekrar sorabilir. Üçüncü sorumuza geldik. Muallim-i Sani unvanı verilen İslam dünyasında pozitif bilimlerin kurucusu olarak kabul edilen ünlü filozof ve bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Eserleri arasında İhsaül-Ulum, El-Medinetül Fazıla, El-Kitabül Musiki ve'l-Kebir gibi eserleri de var. Evet, cevabımız ne olacak arkadaşlar? Farabi olacak. Geçmiş yıllarda Harezmi'yi sormuştu biliyorsunuz. Bu sene belki Farabi'yi sorar. Biruni'yi nasıl bileceğiz? İşte Gazneliler döneminde yaşamış, sarayımın en kıymetli hazinesidir diye Gazneli Mahmud'un ifade ettiği. Batı dünyasında Ali Boron olarak tanınıyor. Kendisi Enlem, Boylam gibi coğrafyada kullanılan ekvator gibi kavramları tespit eden, bulan ilk kişidir arkadaşlar. Eserin adı Asarül Bakiye. Evet. Dördüncü sorumuza geldik değerli hocalarım. Bilge Kral lakaplı bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi dönemde bağımsız olmuştu? Onun döneminde bağımsız olmuştu arkadaşlar. Aliya İzzet Begoviç olacak. Ceyhan seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, beşinci sorumuza geçtik. Avluda oturanlar yeşil elbiseli kadın gibi tablolarıyla ünlü ressamımız aşağıdakilerden hangisidir? Evet, ÖSYM tablo sorusu da sormayı çok seviyor. Evet, hangisidir kıymetli hocalarım? İbrahim Çallı olacak. Edirne seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, altıncı sorumuza geçtik. Türk edebiyatımızın ilk psikolojik romanı olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Türk edebiyatımızın ilk psikolojik romanı değerli hocalarım Eylül'dür. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Evet, yedinci sorumuza geldik. Türkiye'nin ilk tropikal meyvesi olarak tescillenen meyvesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Türkiye'nin ilk tropikal meyvesi. Evet, Türkiye'nin ilk tropikal meyvesi nedir arkadaşlar? Ejder meyvesidir. Bursa seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, 8. sorumuza geldik. İyi gidiyoruz. Türk edebiyatının ilk kadın roman yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, baktığımız zaman burada aslında birden fazla bilgi var. Mesela ilk kadın tarihçi, tarih profesörü Afet İnan, Nobel'e aday gösterilen ilk kadın Leyla Erbil, Mihri Müşfik Hanım ilk kadın ressam. Halide Edip Adıvar'ı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Cevabımız Fatma Aliye olacak değerli hocalarım. Evet, 9. soruya geldik. 9. soru. 2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen şehir aşağıdakilerden hangisidir? Evet, 2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen şehir aşağıdakilerden hangisidir? Evet, cevabımız Türkmenistan Anav kenti olacak. Adana seçeneğimiz doğru seçenek gelebilir. 10. sorumuz.
Türkiye'nin akıllı otomobili TOGG, Türkiye'nin renkleriyle yollarda. Aşağıdakilerden hangisi TOGG'un renklerinin verildiği isimlerden birisi değildir? Evet. TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş. TOGG'un üretim yapıldığı şehir Bursa, Gemlik ilçesi arkadaşlar. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Amasra. Amasra yok. Bursa seçeneği doğru seçenek. Evet, 11. soruya geldik. Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun merkezi olan şehir aşağıdakilerden hangisidir? Hatta Avrupa'nın kalbi derler bu şehir için arkadaşlar. Hem Avrupa Birliği'nin hem NATO'nun komuta kademesinin bulunduğu şehirdir bu şehir. Evet, hangi şehirden bahsediyoruz? Brüksel şehrinden bahsediyoruz. Edirne seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, 12. sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin de aralarında bulunduğu D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkeler arasında yer almaz? D8 nedir arkadaşlar? D8 gelişmekte olan 8 İslam ülkesi demek. Biz bunu şöyle veriyoruz derslerimize bir kodlamayla. Benim şöyle bir sileyim. Şöyle. Benim tipim. Görünüyor mu tam ekranda? Görünüyor. Benim tipimden aklınıza gelsin. Hangi ülkeler bunlar? Bangladeş, Endonezya, Nijerya, İran, Malezya, Türkiye, Pakistan ve Mısır. Şimdi burada ben size bir taktik de vereyim. Mesela böyle bir soru geldiğini düşünün. Şimdi Türkiye'nin üyesi olduğu çok teşkilat var. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı var. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı var. D8 İslam Ülkeleri Teşkilatı var. Şimdi burada arkadaşlar şuna dikkat edeceksiniz. Biz genelde İran'la aynı teşkilatlara üyeyiz. İran'ın olduğu bir teşkilatta Irak olmuyor. Şıklara genelde ÖSYM Irak'ı koyuyor arkadaşlar. Irak'a dikkat edin. Irak şıklarda olmayacak büyük ihtimal. Yani hangisi bu teşkilata üye ülkelerden birisi değildir diyorsa genelde Irak'a koyuyor. Buna dikkat edelim. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Ceyhan seçeneği olacak. Evet kıymetli hocalarım, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı'nın görev süresi kaç yıldır? Evet, bu aralar Merkez Bankası çok gündemde. Bununla ilgili bir soru bekliyoruz. Merkez Bankası Başkanı'nın görev süresi 4 yıldır arkadaşlar. Hafize Gaye Erkan, değil mi arkadaşlar? İlk kadın Merkez Bankası Başkanı. Belki o istifa etmeden önce sorular hazırlanmışsa sorulabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, 14. soruya geldik. Aşağıdaki devletlerden hangisi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın daimi veto hakkı bulunan üyeleri arasında yer almaz? Evet, beklediğim soru tarzlarından birisi. ÖSYM bunu sormayı, tekrar tekrar sormayı çok seviyor. Bizim daimi veto hakkı olan ülkeler bir olarak tanıdıklarımız hangileri? Firça'dan gelsin aklımıza. Firça. Hangi devletler bunlar? Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve ABD. Şıkları Almanya'yı koyabilirler. Buna dikkat edin. Almanya bu daimi veto hakkı olan ülkeler arasında yer almıyor değerli hocalarım. Genelde şıkları Almanya'yı koyuyorlar. Ya da İtalya'yı koyuyorlar. Çeldireç olarak buna dikkat. Evet, 15. soruya geldik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne iç hukuk yolları tüketildikten sonra kaç ay içerisinde başvuru yapılır? Arkadaşlar geçtiğimiz aylarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru süresi değişti, kısaltıldı. Önceden 6 aydı bu süre. Daha sonrasında arkadaşlar bu süre 4 aya düşürüldü. Ceyhan seçeneği işaretleyenleri tebrik ediyoruz. Görev süresi 4 aydır diyoruz. Peki Anayasa Mahkemesi'ne iç hukuk yolları tüketildikten sonra başvuru süresi kaç aydır şeklinde sorarsa ne diyeceksiniz? Burada da arkadaşlar bir ay diyeceksiniz. Unutmayın. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nerededir? Böyle bir soru gelebilir mi bilmiyorum ama gene de bilgisini verelim. Nerededir arkadaşlar? Fransa'nın Strasbourg
kentindedir. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde biliyorsunuz Türkiye'nin de bir üyesi var. Türkiye'nin de burada görev yapan hakimi kimdir? Doçent Doktor Saadet Yüksel hanımefendidir. Yeni seçilmiştir Ayşe Işıl Karakaş'ın yerine. Saadet Yüksel Hanım da sorulabilir değerli hocalarım. Evet, bir soruda hat-trick yaptık. Üç tane birden soru çözmüş gibi olduk. 16. soruya geldik değerli hocalarım. Siber saldırılara karşı üretilen yerli ve milli yazılımın adı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, siber saldırılara karşı üretilen yerli ve milli yazılım hangisidir arkadaşlar? Ahtapot olacak seçeneğimiz. Doğru seçenek ahtapottur. Gelebilir. 17. soruya geldik. Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen, dünyanın en eski yapısı olarak kabul edilen UNESCO tarafından 2018 yılında Dünya Mirası listesine alınan eserimiz aşağıdakilerden hangisidir? Bir daha girin, tekrar girin. Evet, tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen yer neresi arkadaşlar? Göbekli Tepe'dir. Denizli seçeneğimiz doğru seçenek. 18'e geldik. Şair ve yazarlardan oluşan Yedi Güzel Adamı ile bilinen şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir? Evet, şair ve yazarlardan oluşan Yedi Güzel Adamı ile bilinen şehrimiz hangisidir arkadaşlar? Kahramanmaraş'tır. Ceyhan seçeneğimiz doğru seçenek. 19. Sultan II. Abdülhamit tarafından kurulan din, dil, ırk, sınıf ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç, yaşlı, engelli ve kimsesiz bireylere hizmet veren kurum aşağıdakilerden hangisidir? Ömer Hocam 120 soru çözeceğiz. Evet. Yeşilay 1920'de kuruldu arkadaşlar. 1920'de kurulan bir kurum. Hilali Ahtar olarak geçiyor. Hilali Ahtar olarak geçiyor. Bu değil. Darülfünun Abdülaziz döneminde açılış. İlk modern üniversitedir. Darül Eytam 1914 yılında İttihat ve Terakki. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin öncülüğünde işte bu Balkan savaşlarında hayatını kaybeden, annesini babasını kaybeden çocuklara, yetim çocuklara özellikle meslek edindirmek, onları bakmak için kurulan bir kurumdur Darül Eytam. 1914'te kurulmuştur. Darül Bedai, bu da arkadaşlar 1917'de kurulan ilk tiyatrodur. Tiyatro okuludur. Bize burada sorulan Darül Acize'dir. Darül Acize 1893 yılında 2. Abdülhamit tarafından kurulan kimsesiz, bakıma muhtaç, yaşlı bireyleri arkadaşlar bakan kurumdur. Darül Acize. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Evet, 20. soruya geldik. Öldüğü günü kavuşma vakti olarak tanımlamasından dolayı bugüne Şebi Arus, düğün gecesi denilen ve ölüm yıl dönümü bu adla anılan İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, öldüğü günü kavuşma vakti olarak tanımlamasından dolayı bugüne Şebi Arus, düğün gecesi denilen ve ölüm yıl dönümü bu adla anılan İslam alimi Mevlana Celaleddin Rumi'dir. Ceyhan seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, 21'e geldik. Milletlerin kaderi yaşadıkları coğrafyanın etkisindedir. Coğrafyası müsait olmayan, medeni etkileşim ve yayılma alanı bulamayan milletler bedeniyetsiz, geri ve cüce kalırlar sözleriyle bilinen ve Mukaddime adlı eseriyle tanınan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, kıymetli hocalarım, gelebilir bir soru. Kimden bahsediyoruz? Evet, İbni Haldun'dan bahsediyoruz. Denizli seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, 22. soruya geldik. İspanya'nın Pamplona kentinde her yıl boğaların koşturulduğu ve güreştirildiği, bu nedenle başta hayvan hakları savunucuları olmak üzere
birçok kesimden tepki alan festival aşağıdakilerden hangisidir? Evet, boğa güreşleriyle meşhur bir festival. Evet, hangi festivalden bahsediyoruz? San Fermin Festivali olacak. Cevabımız C seçeneği diyoruz. Evet, 23. soruya geldik. 5 Ocak Adana'nın kurtuluşu kutlamaları için kaleme aldığı Bayrak adlı şiiriyle tanınan ve bayrak şairi olarak anılan şair aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bayrak şairimiz kimdir arkadaşlar? Arif Nihat Asya olacak. Edirne seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, 24. soruya geldik. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi olarak tarihe geçen Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük gemisi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, hangisidir? TCG Anadolu. İlk savaş gemimiz sorulursa eğer arkadaşlar soruda Heybeliada diyeceksiniz. İlk savaş gemisi derse Heybeliada diyeceğiz. Evet, 25. soruya geldik. 17 Ocak 2024'te Türkiye'nin ilan edilen en son milli parkı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bu çok taze bir güncel. 17 Ocak'ta Türkiye'nin ilk ilan edilen milli parkı, son ilan edilen milli park arkadaşlar, çok güncel bir bilgi. Yani bu tarihte ilan edildiği için ben sorunun sorulursa eğer bir önceki milli parkının sorulacağını düşünüyorum. Şimdi bir öncekini derse Abant Gölü Milli Parkı olacak arkadaşlar. 48. Milli Park. Bir önceki Abant Gölü Milli Parkı'dır. Şu anki yeni milli park olan Akdağ Milli Parkı'dır. Yeni 49. Milli Park. Evet. Şunu da sorabilir. En büyük milli park hangisi? Ağrı Dağı Milli Parkı. En büyük. İlk milli parkımız da Yozgat Çamlı Milli Parkı olacak. Yani ilk milli parkımız Yozgat Çamlı Milli Parkı. En son derse Akdağ. Soruda şimdi dediğimiz gibi taze bir güncel olduğu için eğer soruda Akdağ yoksa Abant Gölü Milli Parkı'nı arayacağız arkadaşlar. Adana seçeneğimiz doğru seçenek olacak. 26. soruya geldik. Türkçe konuşan ülkeler arasındaki bağların güçlendirilmesi amacıyla 3 Ekim 2009'da kurulan Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan son devlet aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bir yandan da mesajlar geliyor. Kusura bakmayın. Evet, en son üye olan devleti sormuşuz değerli hocalarım. Ne diyeceğiz? Denizli seçeneği doğru seçenek. Özbekistan diyoruz. Evet. 27. soruya geldik değerli hocalarım. Türkiye'nin 14.481 metre ile en uzun tüneli olup 2023 yılında hizmete açılan tüneli aşağıdakilerden hangisidir? Kıymetli hocalarım, bizleri Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Instagram adresimiz Serkan Tigit. Instagram adresimiz. Buradan da bizleri takip edebilirsiniz duyurularımız için. Evet, Türkiye'nin en uzun tüneli Avrupa'nın 3. Türkiye'nin en uzun tüneli arkadaşlar Zigana tünelidir. Adana seçeneğimiz doğru seçenek. 28. soruya geldik. Gök cisimlerinin dünyaya uzaklığını hesaplayarak ayın haritasını çıkaran ve bu çalışması nedeniyle NASA tarafından ayda bir bölgeye ismi verilen Türk İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Evet, NASA tarafından ayda bir bölgeye isim verilen Türk İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Ali Kuşçu olacak. Deniz seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, 29. sorudayız. 1873 yılında İstanbul Sanayi Mektebi salonunda Türk tarihindeki ilk resim sergisini açan ressam aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorduk. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Şeker Ahmet Paşa olacak. 85 metre derinliğe gömülü ve 18 kat tünel ile bunların açıldığı odalardan oluşan dünyanın en büyük yeraltı şehri aşağıdaki illerimizden hangisine yer almaktadır diye soruyoruz. Cevabımız Nevşehir olacak. Evet, 31. 2023 yılı UNESCO tarafından ne yılı ilan edilmiştir?
Evet, 2023 yılı UNESCO tarafından Aşık Veysel yılı olarak ilan edildi. Deniz seçeneğimiz doğru seçenek. 32. Türkiye'nin kuş cenneti olarak bilinen Manyas Gölü aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? Evet, Manyas Kuş Cenneti Balıkesir'de yer almaktadır. Adana seçeneğimiz doğru seçenek. 33. 1921-2001 yılları arasında yaşamış Susuz Yaz, Dila Hanım, Tütün Zamanı adlı eserleriyle tanınan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuzun cevabına gelecek olursak arkadaşlar, Necati Cumalı'nın eseridir diyoruz. 34. sorudayız. 1901-1967 tarihleri arasında yaşamış Orada Bir Köy Var Uzakta adlı şiiriyle tanınan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir? Evet, 34. sorudayız. 1901-1967 tarihleri arasında yaşamış Orada Bir Köy Var Uzakta adlı şiiriyle tanınan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Evet, Ahmet Kutsi Tecer olacak. Ceyhan seçeneğimiz doğru seçenek arkadaşlar. 35. 1964 yılında gerçekleştirilen Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü alarak Türk sinema tarihinde uluslararası ödül kazanan ilk yapım olan Türk filmi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Cevabımız arkadaşlar Susuz Yaz olacak. Yönetmeni de sorabilir. Yönetmeni kim? Metin Erksan diyoruz arkadaşlar. 36. 2023 yaş kararlarıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na terfi eden ilk kadın amiral subayımız aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Benim beklediğim bir soru Gökçen Fırat olacak. Başarılar diliyoruz kendisine görevinde. Evet, 37'ye geldik. Bulgaristan doğumlu olup 1986'da Türkiye'ye sığınan 7 kez dünya ve 6 kez Avrupa şampiyonluğu kazanan Cep Herkülü olarak bilinen milli halterciğimiz aşağıdakilerden hangisidir? Evet, hangisidir arkadaşlar? Naim Süleymanoğlu'dur. Allah rahmet eylesin. 38. İlim, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir, sen kendini bilmezsin, yel nice okumaktır sözüyle tanınan halk şairi aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Kimin sözü? Yunus Emre'nin sözüdür. Yunus Emre'nin bir sözü daha vardı. Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Aynı zamanda 200 liralık banknotlarda da bu sözü yer alıyor arkadaşlar. Sınavda çıkabilir. 39'a geldik. 1925-2006 tarihleri arasında yaşayan Kibar Feyzo, Eğri Eltigelin, Selvi Boylum, Al Yazmalım adlı filmlerle tanınan yönetmen aşağıdakilerden hangisidir? Aynen Ömer hocam, aynen. Dedim ya arkadaşlara, hani alıştıysanız hızlı izlemeye, isterseniz yayın yani yarım saate bitiririz. Yarım saat sonra tekrar kayıttan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hızlandırarak. Evet, cevabımız hangisi arkadaşlar? Atıf Yılmaz olacak. Edirne seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, 40'a geldik. 1894 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Şiirlerini Deyişler, Sazımdan Sesler ve Dostlar Beni Hatırlasın adlı kitaplarında toplamış olan halk ozanımız aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Hangisidir arkadaşlar? Aşık Veysel'dir. Edirne seçeneğimiz doğru seçenek. 41. ABD'nin Vietnam Savaşı'nı protesto eden ABD'li dünya şampiyonu boksör aşağıdakilerden hangisidir? Hatta şey diyor, Viet Cong'lar bana ne yaptı ki ben gidip onlarla savaşayım sözüyle efsaneleşiyor. Savaş karşıtlarının sembol ismi oluyor. Lisansı iptal ediliyor. Hapis cezası veriliyor. Kimdir arkadaşlar? Muhammed Ali olacak. Adana seçeneğimiz doğru seçenek. 42. Tarihte ilk roket uçuşu yapan 2009'da Discovery Channel'a konu olan Türk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, ilk
insanlı roket uçuşunu yapıyor. Yerden 300 metre yükseğe çıkıyor. 4. Murat döneminde yaşanıyor bu olay. 4. Murat kendisini çağırtıyor. Tam idam edecekken şöyle söylüyor: "Size Hazreti İsa Mesih'ten selamlar getirdim." 4. Murat bu sözü üzerine kendisini affediyor, sürgüne gönderiyor. Kimdir arkadaşlar? Lagari Hasan Çelebi'dir. Bursa seçeneğimiz doğru seçenek. 43. Cumhurbaşkanı kararı ile kesin korunacak hassas alan ilan edilen Ihlara Vadisi hangi ilimiz sınırları içerisinde yer almaktadır? Evet, Ihlara Vadisi hangi ilimiz sınırları içerisinde yer alıyor? Evet arkadaşlar, Aksaray'da yer almaktadır Ihlara Vadisi. 44. 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle sonuçlanan Çanakkale Savaşı'nı konu alan Dur Yolcu adlı şiir aşağıdaki şairlerimizden hangisine aittir? Evet, Aksaray'a selam olsun buradan. Evet, Dur Yolcu, bilmeden gelip bastığın bu yer bir devrin battığı yerdir diyen şairimiz Necmettin Halil Onan olacak. Adana seçeneğimiz doğru seçenek. 45. Aşağıdakilerden hangisi Tarık Buğra'nın romanlarından birisidir? Evet, Çalı Kuşu kimin eseriydi? Reşat Nuri Güntekin. İnce Mehmet Yaşar Kemal'in eseri. Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali'nin eseri. Oğuz Atay arkadaşlar. Küçük Ağa Tarık Buğra'nın eseridir. Edirne seçeneğimiz doğru seçenek. 46. Aşağıdaki teşkilatlardan hangisine Türkiye üye değildir? Evet, Türkiye'nin üyesi olduğu teşkilatlara bakıyoruz. D8, 8 İslam ülkesi, G20, gelişmiş ve gelişmekte olan 20 ülke, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, buna da üyeyiz. NATO, buna da üyeyiz. Ama OPEC, petrol ihraç eden ülkeler, Türkiye buna üye değildir arkadaşlar. Evet, 47'ye geldik. Avrupalıların coğrafi keşiflerde tanıdığı yeni uygarlıkları köleleştirme, yok sayma girişimlerine karşı çıkan, deneme türünün yaratıcısı olarak kabul edilen dünyaca ünlü yazar aşağıdakilerden hangisidir? Evet, kimdir arkadaşlar? Denemeleriyle tanınan Montaigne olacak. Adana seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, 48'e geldik. Dünyanın 7 harikasından biri olarak gösterilen Kurtarıcı İsa heykeli aşağıdaki ülkelerden hangisine yer alır? Evet, yarın Bursa'dan girecek var mı? Bursa'dan girecekler, artı yazsın. Evet, Kurtarıcı İsa heykeli nerede arkadaşlar? Bursa diyorum. Brezilya'da yer alır. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. 49'a geldik. 2023 Nobel Edebiyat Ödülü İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından aşağıdaki yazarlardan hangisine verilmiştir? Evet, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından John Fosse'ye verilmiştir. Denizli seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, 50'ye geldik. Aşağıdakilerden hangisi İslam ve göçmen karşıtlığı üzerine Almanya'da kurulan ve hızla Avrupa'da yayılan hareketin adıdır? Evet, Şirin Hocam, İktisadi İdari Bilimler'de, ben Eğitim Fakültesindeyim. Evet, cevabımız ne olacak arkadaşlar? Pegida hareketi olacak. Bursa seçeneği doğru seçenek. 51. Frankfurt Seyahatnamesi, Bize Göre ve Göl Saatleri adlı eserlerin yazarı olan edebiyatçı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, cevabımız Ahmet Haşim olacak. Ceyhan seçeneğimiz doğru seçenek. 52. Termassos Antik Kenti aşağıdaki illerin hangisinde bulunur? Termassos Antik Kenti aşağıdaki illerden hangisinde bulunur? Evet, kalp atan elleriniz dert görmesin arkadaşlar.
Kalpler ücretsiz. Evet, Termessos antik kenti Antalya'da bulunmaktadır arkadaşlar. Ceyhan seçeneğimiz doğru seçenek. 53'e geldik. Türk edebiyatında şiirin edebi ve estetik boyutunu öne çıkaran Ağrı, Kar ve Fahriye Abla adlı şiirleriyle bilinen şair aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Ahmet Muhit Dranas'ı ben buradan karıştırmıştım. Evet, hangisidir arkadaşlar? Ahmet Muhit Dranas olacak. Ceyhan seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, Yakut YT hocam. Kitaptaki soruların bir kısmı. Hani hepsi değil de yarısına yakını öyle söyleyeyim. "1945'te Nobel ödülünü Howard Florey ile paylaşan ve penisilini keşfeden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?" Hay, Mehmet Emin hocam edebiyatçıydı galiba, değil mi? Evet, Alexander Fleming olacak arkadaşlar. Denizli seçeneği doğru cevabımız. 55'e geldik. 1991 yılında dağılan SSCB'nin son devlet başkanı olan ve geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Rus devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, çok sempatik bir Rus liderdi. SSCB'nin son devlet başkanıydı. Böyle suratında bir tane ben vardı. Oradan hatırlıyorum. Kim arkadaşlarım? Mihail Gorbaçov olacak. Ceyhan seçeneğimiz doğru seçenek. 56'ya geldik. UNESCO tarafından 2024 yılı Dünya Kitap Başkenti olarak seçilen şehir aşağıdakilerden hangisidir? Evet, 2023'ü de sorabilir diye buraya yazmışım ben. 2023 sorulursa Ghana 2023 Dünya Kitap Başkentidir. Dünya Kitap Başkentidir. Eğer 2023'ü sorarsa arkadaşlar. 2024 Strasbourg, Bursa seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, 57'ye geldik. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle Avrupa Birliği dönem başkanı olacak ülke aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biliyorsunuz Avrupa Birliği 6 aylık periyotlarla 2 tane dönem başkanı seçiyor arkadaşlar. Bunlardan birisi 1 Ocak işte 1 Haziran'a kadar görev yapıyor. Diğeri de Haziran'dan diğer Aralık ayına kadar yapıyor. 1 Ocak tarihi itibariyle dönem başkanını sorduk. Cevabımız Belçika olacak. Eğer şöyle sorarsa, Avrupa Birliği 2024 yılı dönem başkanları derse, birincisi Belçika, ikincisi ise arkadaşlar Macaristan'dır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Birinci dönem o, ikinci dönem bu. Elise geldik. Mutluluğun Resmi adlı tablosu ile meşhur Türk ressam aşağıdakilerden hangisidir? Genellikle bu ressamın ismi hep böyle Türkçe paragraf sorularında, ÖSYM sorularında çok çıkar. Türkçe paragraf sorularında. Evet, kim o? Abidin Dino. Bursa seçeneğimiz doğru seçenek. 59. Türk edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı'nı doğrudan işleyen ilk roman aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Halide Edip Adıvar tarafından yazıldığı Türk edebiyatının ilk Kurtuluş Savaşı'nı işleyen romanı hangisidir arkadaşlar? Ateşten Gömlektir. Ceyhan seçeneğimiz doğru seçenek. 60. Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kurucusu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olup 2012 yılında hayatını kaybeden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Evet, kimdir? Rauf Denktaş'tır. Edirne seçeneğimiz doğru seçenek. 61. Japon kağıt katlama sanatına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Japon kağıt katlama sanat. Nedir? Origami olacak. Bursa seçeneğimiz doğru seçenek.
62. 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol alan, Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen, geçtiğimiz Haziran 2022'de hayatını kaybeden sinema sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Evet, belediye başkanlığı da yaptı. Hatta Show TV'de bir program vardı değil mi? Söz Fato'da diye bir program vardı, hatırlıyorum. Fatma Giriktir. Denizli seçeneğimiz doğru seçenek. Allah rahmet eylesin diyelim. 63. 21 Ekim 1 Kasım 2024 tarihleri arasında COP16 biyoçeşitlilik zirvesine ev sahipliği yapacak ülke aşağıdakilerden hangisidir? Sanki bu çıkacak gibi. Evet, biyoçeşitlilik zirvesine ev sahipliği yapacak ülke Kolombiya'dır arkadaşlar. Edirne seçeneğimiz doğru seçenek. İran'da kadınlara yönelik baskılara karşı verdiği mücadele ile 2023 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen isim aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Kimdir arkadaşlar? Nergis Muhammedi'dir. Ceyhan seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, yeni katılan arkadaşlarımız bizleri Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Serkan Tigit Instagram adresimiz. Oradan Telegram gruplarımıza da ekleyebiliriz sizleri arkadaşlar. Katılmak isteyen hocalarımız. 65. 12-14 Temmuz 2024 tarihinde G20 zirvesi dönem başkanı ve ev sahibi olacak ülke aşağıdakilerden hangisidir? Evet, 2024 G20 dönem başkanı ve ev sahibi olacak ülke. 2023 Hindistan'da arkadaşlar. 2023 Hindistan'dı dönem başkanı. 2024'te Brezilya arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneği doğru seçenek. 66'ya geldik. Türk şiirine kazandırdığı mihriban, isyanlı sükut, hak yol İslam yazacağız, gel gayrı, Hasan'a mektuplar, vur emri ve omzumda sevda yükü adlı eserleri tanınan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir? Bizim en çok tanıdığımız, bildiğimiz şiiri Mihriban. Değil mi sarı saçlarını deli gönlüme? Dolamışım, çözülmüyor Mihriban. Evet, kimdir bu şairimiz? Evet, Abdurrahim Karakoç'tur. Bursa seçeneğimiz doğru seçenek. 67'ye geldik. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayan Rus kozmonot aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Alper Gezer Avcı'yı ben güncel olarak koymadım. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur diye. Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezer Avcı'dır. Bunu biliyorsunuz diye güncel olarak koymadım. Bu mesela detay bir güncel. Türk bayrağı açan Rus kozmonot Oleg Artemyev'dir arkadaşlar. Adana seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, Meryem Hocam hoş geldiniz. Elmas gruba üye oldunuz. Teşekkür ediyoruz destekleriniz için. 68. Dünyanın en kalabalık kenti aşağıdakilerden hangisidir? Evet, dünyanın en kalabalık kenti hangisi arkadaşlar? Tokyo'dur. 37 milyon nüfusu var arkadaşlar. 37 milyon nüfusu var. Dünyanın en kalabalık kenti. İstanbul'un 3 katı galiba. 2 katı. 69. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilisesi Mor Efrem Süryani Kilisesi aşağıdaki illerimizden hangisine yer almaktadır? Evet, biliyorsunuz Türkiye tarihinde açılan ilk kilisedir arkadaşlar. İnşa edilen ilk kilisedir. Nerede açıldı? İstanbul'da açıldı. Denizli seçeneğimiz doğru seçenek. 70. soruya geldik. Böyle değişik bir soru koydum. NASA tarafından gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gelecek ikinci Türk,
Hani birinciyi biliyorsunuzdur artık. Alper Gezer Avcı. İkinci astronotumuz kimdir arkadaşlar? İkinciyi sorabilir. Belli olmaz. Evet, bilirseniz bana haber verin mutlaka. Sınavda çıkarsa haberim olsun mutlaka. Evet, kimdir arkadaşlar? Tuva Cihangir Atasever'dir. Adana seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, 71'e geldik. Türkiye'nin 2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanan 2024-2028 yılları arasında uygulanacak olan plan kaçıncı kalkınma planıdır? Evet, kaçıncı kalkınma planındayız arkadaşlar? 12. kalkınma planı uygulanmak üzere. Yani bu 12. kalkınma planı başladı. Evet, 72. soruya geldik. Değerli hocalarım. Yüz ölçümü en küçük olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? Evet, yüz ölçümü en küçük olan ilimiz Yalova'dır arkadaşlar. Yüz ölçümü en büyük olan ilimiz ise Konya'dır değerli hocalarım. En büyük derse Konya diyeceğiz. Evet, 73. soruya geldik. Dünyada 3 başkenti olan tek ülke aşağıdakilerden hangisidir? Evet, dünyada 3 başkenti olan tek ülke. Arkadaşlar, Güney Afrika'dır. Bursa seçeneğimiz doğru seçenek. 74. Yunus Emre'nin şiirlerini Almanca, Fransızca, İngilizce dillerinde şiirli şarkılı okuyarak Yunus Emre'yi dünyada tanıtan. 2 Ocak 2024'te hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bunu bekliyorum. Çıkma ihtimali çok yüksek bir soru arkadaşlar. Kimdir arkadaşlar? Ayla Algan Hanımefendidir. Allah rahmet eylesin. Gelebilir. Bilginiz olsun. 75. sorudayız. 4 coğrafi bölgeyle sınırı olan tek ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? Evet. 4 coğrafi bölgeyle sınırı olan tek ilimiz aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Cevabımız Bilecik olacak arkadaşlar. Bursa seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, 76'ya geldik. Ordusu olmayan tek NATO ülkesi aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Sorumuzun cevabı İzlanda olacak. Denizli seçeneğimiz doğru seçenek. 77. Dünyanın en yüksek yapısı olarak kabul edilen yapısı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, dünyanın en yüksek yapısı olarak kabul edilen yapısı Burç Halife'dir. Ceyhan seçeneğimiz doğru seçenek. 78. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek barajı olarak kabul edilen barajımızın adı aşağıdakilerden hangisidir? Tabii bu büyüklük açısından değil, yükseklik açısından arkadaşlar. Cumhuriyet tarihimizin aynı zamanda Avrupa'nın da zannedersem dünyanın hatta üçüncü uzunlukta büyük barajı hangisidir arkadaşlar? Yusufeli Barajı olacak. Evet, 79. MFÖ grubunun üyesi, müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu olan Temmuz 2023'te 69 yaşında hayatını kaybeden sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Evet, hem müzik alanında hem de sinema ve dizi oyunculuğunda da başarılıydı. Allah rahmet eylesin. Kimdir arkadaşlar? Özkan Uğur'dur. Edirne seçeneğimiz doğru seçenek. 80. sorudayız. Türk kantocu, ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu 5 Haziran 2023 tarihinde kalp yetmezliğinden İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 82 yaşında vefat eden sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Hangisi arkadaşlar? Nurhan Damcıoğlu'dur. Seyfi Dursunoğlu da aynı şekilde hayatını kaybetmiştir. İkisine de Allah rahmet eylesin diyelim. 81.
Türkiye aşağıdaki ülkelerden hangisiyle dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin 100. yıl dönümünü nedeniyle karşılıklı olarak 2024 yılında kutlama yapma kararı almıştır? Evet, bu da gelebilir arkadaşlar. Kenara notunuzu alın. Evet, hangi ülkeyle Türkiye karşılıklı olarak kutlama yapma kararı alıyor? Macaristan olacak. Kendisi de aslında bir Türk kökenli bir devlettir. Hatta tarihteki ilk Türkoloji Enstitüsü'nü de kuran Macaristan'dır arkadaşlar. Bursa seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, 82'ye geldik. İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası, 200 metre kurbağalamada dünya rekorunu sahibi olan milli yüzücümüz aşağıdakilerden hangisidir? Bu sene Fatma Hocam. Evet, Ada Zehra anlatıcı olacak. Denizli seçeneğimiz doğru seçenek. 83. Avustralya'da düzenlenen W15 Kolondra turnuvasında kariyerinin 4. tekler şampiyonluğuna ulaşan milli tenisçimiz aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Kariyerinde 4. kez tenis alanında şampiyonluğa ulaşıyor. Kimdir arkadaşlar? Melisa Ercan'dır. Edirne seçeneğimiz doğru seçenek. 84. Türk rock müziğine iz bırakan, Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Efsane şarkıları var. Fesuphanallah, değil mi? En meşhur şarkılarıdır. Hababam sınıfında söylenmişti. Erkin Koray olacak. Denizli seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, 85. Tüm ulaşım hizmetlerinden ve finansal sistemden faydalanma imkanı sunan Türkiye Kart Projesi pilot il olarak aşağıdaki illerimizden hangisinde uygulanmaya başlanmıştır? Evet, Mehmet Emin Hocam çöpçüler diyor. Çöpçüler, aynen, o da efsanedir. Evet, Türkiye Kart Projesi hangi şehirde pilot il? Konya olacak. Ceyhan seçeneğimiz doğru seçenek. 86. Türk dünyası kültür başkenti her yıl Türksoy tarafından belirlenen Türk dünyasından bir şehrin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyondur. Sırasıyla 2023, 2024 Türk dünyası kültür başkenti seçilen şehirler aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dersimizin başında bir tanesini biliyoruz. Türkmenistan Anav'dı. Hatırladınız mı? Gerçi burada 3 tane seçenek var. Diğeri hangi şehir olabilir sizce? Evet, cevaplar geliyor. Evet, herkes doğru bildi. Şuşa olacak. Cevabımız Edirne. Seçeneğimiz doğru seçenek. Çok güzel. 87. Kas tüyünden yapılma bir top ve raketle oynanan tenis benzeri tüylü top olarak da isimlendirilen spor dalı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, cevabımız badminton olacak. Ceyhan seçeneğimiz doğru seçenek. 88. Osmanlı Devleti döneminde Mimar Sinan'ın öğrencilerinden Mimar Hayrettin tarafından inşa edilen Mostar Köprüsü hangi ülkededir? Evet. Serpil hocam kaç like oldu? Bir bak bakayım. Evet, cevabımız olacak. Bosna Hersek diyoruz. Bursa seçeneğimiz doğru seçenek. 89. Nisan 2023 tarihinde ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri üstünden uzaya fırlatılan Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu aşağıdakilerden hangisidir? Baba, sana Efendim. bir şey haberim var. Öf. Yaptığım hata, özür diliyorum. Bir de sana uyku diliyorum. İyi uykular oğlum sana da. Tatlı rüyalar. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Kuzu eti de hepinize sınavda başarılar diliyor arkadaşlar. Evet, yerli ve milli ilk
gözlem uydumuz hangisidir diye sormuşuz arkadaşlar. Cevabımız IMC olacak. Ceyhan seçeneğimiz doğru seçenek. 90. soruya geldik. Mayıs 2023 tarihinde açılan dünyanın 3. en uzun çift tüplü tüneli olan Yeni Zigana Tüneli aşağıdaki illerin hangisi arasında yer almaktadır? Yani hangi illeri birbirine bağlıyor? Çocuk peki niye özür diliyor? Hiç sormuyorsunuz. Şuramı tırmaladı. Bilmiyorum gözüküyor mu? Şurada tırmalama izi var. Ondan ötürü özür diliyor. Evet, hangi illerimizi bağlıyor? Trabzon, Gümüşhane illerimizi birbirine bağlıyor. Ceyhan seçeneğimiz doğru seçenek. 91'e geldik. Bir bak bak bir varmış bir yokmuş. Deniz ne kadar güzel ve yalnız tek bir gece gibi ünlü şarkılarıyla bilinen Mayıs 2023 tarihinde 100 yaşında vefat eden ünlü caz sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Vay be, 100 yaşına kadar yaşamış. Evet, Allah rahmet eylesin. Kimdir? İlham Gencer olacak. Ceyhan seçeneğimiz doğru seçenek. Evet kıymetli hocalarım, 92. sorudayız. Mayıs 2023 tarihinde 76.sı Cannes Film Festivali Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliği yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü alan isim aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Kimdir arkadaşlar? Merve Dizdar olacak. Edirne seçeneğimiz doğru seçenek. 93. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde deniz kıyısında olup iki tarafı deniz, kuzey tarafı Karadeniz, doğu yönü Akdeniz ve güney tarafı Ayasofya camidir ki iki deniz arasında kurulmuş adeta bir şehirdir şeklinde bahsettiği Osmanlı Sarayı. Evet, ÖSYM biliyorsunuz arkadaşlar. Topkapı Sarayı'nı sormayı çok seviyor. Cevabımız Edirne seçeneği olacak değerli hocalarım. Aynen aynen Nurcihan hocam. Arada tırmalıyor. Arada böyle çizik atıyor yani. İsteği olmayınca. Paolo Cello'nun 2020 Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'a adadığı eser aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Mete Gazoz'u çok seviyor ÖSYM. MEP de çok seviyor. Yurt dışı öğretmenlik de sormuştu. ÖSYM de sorabilir arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Okçunun Yolu, Paolo Cello'nun eseri. Paolo Cello. 95. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri müzik dalında ödül alan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri yeni verildi. Yani 2023'ün sonuna doğru veriliyor. 2024 daha yok yani şu an. Müzik dalında ödül alan sanatçımız kimdir arkadaşlar? Emel Sayın hanımefendidir diyoruz. Ceyhan seçeneğimiz doğru seçenek. 96 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri Vefa dalında ödül alan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Vefa dalında ödül alanlar genellikle vefat eden kişiler oluyor. Evet, kim almıştır? Barış Manço almıştır. Adana seçeneğimiz doğru seçenek. 97. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri Edebiyat Dalı'nda ödül alan edebiyatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Edebiyat Dalı'nda ödül alan Nazan Bekiroğlu'dur. Denizli seçeneğimiz doğru seçenek. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri Bilim Dalı'nda ödül alan bilim adamımız aşağıdakilerden hangisidir? Evet, cevaplara bakıyoruz. Güzel. Süleyman Uludağ olacak arkadaşlar. 99.
2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri kültür dalında ödül alan kişi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk arkadaşlar. Evet, cevabımız ne olacak arkadaşlar? Ali Birinci olacak. Edirne seçeneğimiz doğru seçenek. 100. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri Vefa dalında ödül alan kişilerden biri değildir. Yani Vefa dalında arkadaşlar 5 tane ödül alan, ödül verilen, takdir edilen, takdim edilen kişi var. Bunlardan birisi olmayan hangisidir? Evet, cevabımız Burhan Çaçan olacak. Burhan Çaçan da geçtiğimiz aylarda vefat etti. Ona da Allah rahmet eylesin. Evet, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul, Atilla İlhan, Barış Manço bunlar Cumhurbaşkanlığı Vefa Ödülü alan kişilerdir. Unutmayalım. 101. Havelsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli yapay zeka platformunun adı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Türkiye'nin ilk yerli yapay zeka platformunun adı arkadaşlar Main'dir. Main. Man to Main diye slogan da öyle galiba. Bursa seçeneğimiz doğru seçenek. 102. 2024 Dünya Spor Başkenti seçilen şehir aşağıdakilerden hangisidir? Aynen yeter hocam, yapmamaya çalışıyoruz. Evet, Dünya Spor Başkenti seçilen şehir 2024 Sofya'dır. Ama 2023'ü de sorabilir. 2023 derse ne diyeceksiniz? Konya diyeceksiniz arkadaşlar. Yüz 2024 Akdeniz Spor Başkenti seçilen şehir aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bu da yeni bir başkent türü. Akdeniz Spor Başkenti. Hangisi arkadaşlar? Alanya olacak. Edirne seçeneğimiz doğru seçenek. 104. Fizik ve kimya dallarında yaptığı çalışmalarla Nobel ödülünü alan ilk kadın bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, hangisi arkadaşlar? Marie Curie olacak. Adana seçeneğimiz, değil mi? Radyoaktivitenin annesi olarak biliniyor. 105. İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Apollon Tiyatrosu'nda sahnelenen Hüseyin Suat'ın Yamalar adlı oyununda Emel rolünü canlandırarak Türk tiyatrosunda sahneye çıkan ilk Müslüman kadın oyuncu unvanı elde eden sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Evet, hangisidir arkadaşlar? Hafife Jale diyeceğiz. 106. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na bağlı yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı aşağıdaki ülkelerden hangisine yer alır? Evet, hangi ülkede yer alıyor? Hollanda'nın Lahey kentinde yer alıyor. Edirne seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, uzaya çıkan ilk insan aşağıdakilerden hangisidir? Tabi burada şuna dikkat edeceksiniz. Zaten iki isim var. Biri uzaya ilk çıkan, birisi de Ay'a ilk çıkan oluyor. Uzaya ilk çıkan derse ne diyeceğiz? Yuri Gagarin diyeceğiz. Eğer Ay'a ayak basan ilk insan derse Neil Armstrong diyeceksiniz arkadaşlar. 108. Altın Koza en iyi film ödülünü aşağıdakilerden hangisi almıştır? Evet, 2023 Altın Koza Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kim almıştır? Sanki Her Şey Biraz Felaket adlı filme verilmiştir arkadaşlar. Ceyhan seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, 109'a geldik.
2024 yılı itibariyle Irak'ın aşağıdaki şehirlerin hangisinde Türkçe resmi dil kabul edilmiştir? Evet, Irak'ta bir kentte Türkçe artık resmi dil olarak kabul edildi. Hangi kentten bahsediyoruz? Kerkük kentinden bahsediyoruz arkadaşlar. Bursa seçeneğimiz doğru seçenek. 110. Voleybol milli takım oyuncumuz Melisa Vargas'a Fahri Hemşerilik beratını aşağıdakilerden hangisi vermiştir? Evet, Melisa Vargas'a Fahri Hemşerilik unvanını kim veriyor? Hangi şehrimiz veriyor? Evet, cevaplar geliyor. Hangi şehir? Malatya olacak. Edirne seçeneğimiz doğru seçenek arkadaşlar. Evet, 111'e geldik. Amerika Basketbol Ligi NBA'de 1000 sayı 200 asist yaparak buna ulaşan en genç pivot olan basketbolcumuz aşağıdakilerden hangisidir? Hatice Hocam son 9 soru. Evet, en genç pivot hangisidir? Evet, Alperen Şengül olacak. Denizli seçeneğimiz doğru seçenek. 112. 2024 yılı itibariyle resmi işlerde hicri takvim yerine miladi takvime geçen Arap ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? Mehmet Hocam, düzeltiriz inşallah onu. Aceleye de geldik biraz. Yetiştirmek için bayağı uğraştık çünkü. Evet, miladi takvime geçen Arap ülkesi Suudi Arabistan olacak. Denizli seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, kadınlar U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçen güreşçimiz aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Kim tarihe geçti? Cevabımız Nesrin Baş olacak. Denizli seçeneğimiz doğru seçenek arkadaşlar. 114. BBC tarafından yayınlanan ilham veren 100 kadın listesine seçilen çalışmalarıyla ünlü bilim kadını aşağıdakilerden hangisidir? Evet, ilham veren 100 kadın listesine seçildi. Kimdir arkadaşlar? Canan Dağdeviren'dir. Bursa seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, 115'e geldik. Türkiye'nin ilk nekropol müzesi aşağıdaki illerimizden hangisinde açılmıştır? Evet, Türkiye'nin ilk nekropol yani eski çağlardan kalma lahitlerin sergilendiği müze. 800 kadar lahit sergileniyor. Nerede açılmış? Antalya'da açılmıştır arkadaşlar. Denizli seçeneğimiz doğru seçenek. 116. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Evet. 1300 kişiyiz. O like butonu çökmesi lazım. Şöyle tam ekrandan çıkın arkadaşlar. Like'ı atın sonra tekrar gelin. Evet. Acımak Reşat Nuri Güntekin doğru. Kuyucaklı Yusuf Sabahattin Ali doğru. Aşk-ı Memnu Halit Ziya Uşaklıgil doğru. Sinekli Bakkal Halide Edip Adıvar doğru. Ama 9. Hariciye Koğuşu Tarık Buran değildir. Peyami Safa'nındır. Denizli seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, 117'ye geldik. Aşağıdaki antik yer şehir eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorduk. Evet, bakıyoruz seçeneklere. Patara Antalya doğru. Efes İzmir doğru. Hierapolis Denizli yani Pamukkale'yi söylüyor. Denizli doğru. Assos Aydın yanlış. Nerede arkadaşlar Assos? Çanakkale'de. Yanlış bu. Arslantepe Höyü Malatya doğru. Denizli seçeneğimiz doğru seçenek arkadaşlar.
118. Güneş sisteminin en küçük ve Güneş'e en yakın gezegeni aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Güneş sisteminin en küçük ve Güneş'e en yakın gezegeni Merkür'dür. Edirne seçeneğimiz doğru seçenek. 119'a geldik. Anavarza antik kenti aşağıdaki illerimizden hangisinin sınırları içerisinde bulunmaktadır? Anavarza. Evet, hangi şehrimizde bulunmaktadır? Güneş'e ateş edenlerin memleketi. Neresi? Adana olacak. Adana seçeneğimiz doğru seçenek. Evet, 120. Türk buz pateni dünyasının parlayan yıldızlarından biri olarak öne çıkan Altın Kuğu lakabıyla tanılan 5. kez dünya şampiyonu olan artistik buz pateni sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Gerçekten ben ilk defa duyuyorum bu ismi. Yani bu kadar başarılı bir sporcunun duyulmaması gerçekten çok garip. Evet, Naz Arıcı'dan bahsediyoruz. Edirne seçeneğimiz doğru seçenek arkadaşlar. 5. kez dünya şampiyonu olmuş. Hiç haberimiz yok. İlk defa duydum ben de bu günceli. Evet. Bu arada da bitirmişiz soruları. Devam edecek gibi düşünüyorum ben de. Evet. Hızlanalım diyen arkadaşlar. Tamamdır, bitirdik. Evet. Hadi geçmiş olsun.